bahçemizdeki örümcek ağı arkadaşlar. Yani şu anda tahmin ediyorum göremiyorsunuz ama bakın. Şöyle biraz bakın. Görüyor musunuz? Bakın burada bak çizgileri. Böyle yüz yuvarlak ve koskocaman bir ağ ve bunu yapan şu. İnanmıyorum ya. Bakın bakın bakın, ağ çok güzel görünüyor. Allah'ın mucizesi gerçekten. Herkese selamlar arkadaşlar. Biz şimdi Asya'mla sohbet ediyoruz biraz, değil mi annem? Ah, size Asya'nın saçlarını göstereyim mi? Anneannesi iki tane böyle örmüş. Çok güzel balık sırtı. Ay çok güzel Asya. Anneannen ördü değil mi? Bakar mısınız? Şimdi Asyaların okulunda ya mutlaka her okulda vardır ama erkek çocukları ile ilgili bir sorun var ve erkek çocukları ne yaptı? Vuruyorlar Asya değil mi? Yani oyun anlayışları böyle ya Vuruyorlar. bilmiyorum. Yok. Hiç Yani vurarak kendilerini seviyorlar ama hiç anlaşamıyorlar. kendilerini seviyorlar ne demek Yani anne? arkadaşlarını seviyorlar ama hiç Ha. anlaşamıyorlar. Yani bilmiyorum. Erkek çocuğum olmadığı için açıkçası çok yorum da yapmak istemiyorum ama hani vurmak tamam hani boğuşulur edilir kendi aralarında ama sürekli Asyaların sınıfında bilmiyorum diğer sınıflarda da vardır değil Bilmem. mi? Birkaç çocuk var sürekli sorunlu ve bugün Asya'nın bir arkadaşının karnına bir tanesi yumruk atmış. Bugün ondan Tekme. okuldan yumruk bir tanesi Asya Tuana'nın. Hayır, Helen'in. Asya Tuğan'ın annesi söyledi. Her neyse. Helen'in işte. He. Onun annesi o mu? Feray mı? Adını biliyor musun? Neyse işte. Kadın yazmış şeyden. Bir ortakta bir grup var. WhatsApp'tan sınıftaki kişilerin. Ay konuşamadım. Velilerin işte olduğu gruptayım ben de. İşte kadın yazmış hani işte arkadaşlar hani lütfen artık yani ne yapacaksınız değil mi? Ben artık okula idareye bildireceğim. Böyle böyle kızımın karnına yumruk atılmış falan diye işte İşte öğlenleyin Helen'in annesi. yazmıştı. Ondan sonra şimdi işte saat 7 gibi falan çocuğun artık karnı çok ağrıyormuş ve hastaneye gittiğini yazdı kadın. Ondan sonra şimdi işte hala hastanedeymiş falan. Ne inşallah bir şey olmaz. Ben de kendisine dedim ki aradım. Lütfen dedim bir şey olursa rapor al okula rapor sunmak en mantıklısı hani vurulduğu için yani hani inşallah bir şey olmaz çok geçmiş olsun diye aradım. Ondan sonra şimdi de tabii ki işte bir tartışmadır gidiyor şeyde WhatsApp'ta yok benim çocuğum yapmamış şöyle olmamış böyle olma falan filan tabii ki herkes kendi çocuğunu koruyor. Neyse önemli değil zaten kamera kayıtlarına bakılacak kimin yaptığı da ortaya çıkacak. Ama bu bilmiyorum erkek çocuklarının bu oyun anlayışı bu şiddetle oyun anlayışı yani bilmiyorum nasıl oluyor Asya. Yani diyor ki Asya'ya ben hep Asya'ya söylediğim şey şu. Erkeklerin yanından uzaklaş. Evet. Erkeklerin diyorum bak iterler merdivenden düşersin öyle değil mi anneciğim? Sonra dönüşü yok bunun. O kıza şimdi bir şey olsa var mı dönüşü? Yok. Öyle değil mi? Benim de en sevdiğim arkadaşlarımdan. Her zaman ben Asya'ya söylüyorum. Bak onların öyle koşmalı itmeli oyunlarında asla yanlarında durma. Öyle her zaman söylüyorum. Ama tabii ki aynı okula ve aynı sınıftalar yani. Biz durmuyoruz zaten. Biz kızlarla böyle oyun oynuyoruz. Onlar geliyor saçımızı oynuyorlar. Kafamıza vuruyorlar. Bacağımızı vuruyorlar. Kolumuzu vuruyorlar. Karnımızı vuruyorlar. Benim kafama, bacağıma, karnıma, koluma vurdular. Saçımı oynuyorlar. Saçımızı başımızı dağıttılar. Yani hadi o bir nebze Biz belki kendilerince şaka yapıyorlar saç baş dağınıklı ama vurma diye bir şey yok.
Vuruyorlar. İşte yani böyle bir şey olmaması lazım. Vurma diye bir oyun anlayışı zaten olmaması lazım. Ne yazık ki bence evde yetiştirmeyle ilgili, evde bunu yaptığı zaman kimse ses çıkarmıyorsa, çocuk haklı olarak her yerde bunu yapma hakkına kendini sahip görüyor ve büyüdüğü zaman da ne oluyor? Çevresindeki insanlara şiddet uygulayan bir erkek oluyor büyüdükleri zaman. Öyle değil mi anneciğim, sence de? Ay neyse yani işte öyle canım sıkıldı ya. Kadın da daha cevap bir şey yapmadı. Yazacak inşallah bir şey yoktur kızcağızın da. İnşallah. İnşallah anneciğim, inşallah benim güzel pamuğum. Ay öyle yani, geldik, yemek yedik. Bu ara çok videoda çekemiyorum çünkü açıkçası çok keyfim yok. İş yerinde bazı tatsız durumlar var. Yani iş yerinde nasıl anlatayım işte. Anlatabileceğim şeyler değil şu anda. Hani bir olay değil de yani iş yerimizin, ben çok büyük bir şirket grubunda çalışıyorum. Bir bölüm olarak kapanma riskimiz var. Eğer öyle olursa Ne? işsiz kalacağız gibi bir şey. Bakalım bu yıl sonuna kadar belli olacak. Ya işsiz kalacağız ya aynı grubun içinde başka bir yere geçirileceğiz. Gibi gibi yani arkadaşlar. Gibi gibi gibi. Bilmiyoruz işte ya. Hiç hoş durumlar değil yani. Aa, anneannen zencefil gönderdi mi? Hadi tamam. Ama birazını yapsın dedim. Yani hepsini yapmasın dedim. Birazını sabah akşam sabah akşam bir şey söyledim. Diyorsun. Şimdi Asya öksürüyor. O yüzden annem zencefil gönderdi. Bal da var. Balla zencefili karıştıracağım. Şurup gibi. Şimdi yatarken de içeceksin. Tamam mı? Sabah kalktığında da içeceksin. Öğlen de anneannene gidince. Öyle yani arkadaşlar. Uykum da var. Oy. Kaç gündür gece o kadar çok uyanıyorum ki. Ben de. Sen de uyanıyor musun? Uy meleğim benim. Gece uyanıyorum zor yatıyorum. Alıyorum buradan yastık bacağımın altına koyuyorum uyuyorum böyle. Ben gece çok uyanıyorum. Ya şöyle bir şey oluyor böyle. Bir rüya görüyorum. Pat diye uyanıyorum. Sonra Uyuyamıyorsun. hemen uyuyamıyorum. Aynı zamanda uyuyamıyorum. Yani toplamda 3 kere uyandığımı düşün. Yarım saatte uykuya dalsam gece uykumdan 1,5 saat gitmiş oluyor. Değil mi? Haydi görüşürüz canlar. Şimdi biz yemek yedik. Mutfağı topladım. Falan filan işte, bakayım televizyonda ne var. Bugün hiçbir şey yapmayacağım. Bugün Perşembe. Yarın Cuma. Çünkü zaten hafta sonu temizlik yapacağım. O yüzden bugün hiçbir şey yapmayacağım. Ay. Ya dursana. Baksana ya. Haydi görüşürüz. Yatarım ben öyle, sen yatarsan. Hadi bay bay. Selamlar. Şimdi annem zencefil gönderdi şöyle. Balla zencefil yapacağım öksürük için. Şöyle 2 tatlı kaşığı bardağı bal alacağım. Bunu da nasıl alacağım dökmeden hiçbir fikrim yok. Şöyle. Dur şöyle bol bol koyayım çünkü şey oluyor. İçine koydum. Şimdi şöyle 1 tatlı kaşığına yakında zencefil. Çok dolu koymayacağım çünkü çok acı acı olur. Şu kadar yeterli bence. Bunu bundan güzelce karıştırıp şöyle macun gibi, şöyle bir hal aldı arkadaşlar.
Öksürük için iyiymiş. Şimdi Asya'ya bunu içireceğiz. İnşallah iyi gelir gerçekten. Yani şuruplar falan hikaye yani bence. Hiçbir şekilde işe yaramıyor bence. Bu bal vardı da bundan kullanmadım şimdi. Annem Erzincan'dan getirmişti. Doğal bal bana da vermişti biraz. Ondan kullandım. Şu zencefili de çekmeceye koyalım. Haydi. Onu içmeye gidiyor. İçmeye götürüyorum daha doğrusu. Hadi bay bay. Selamlar. Şimdi benim şöyle bir ajandam varmış. Çok eski. Hangi Çok güzel bir yılmış? şeydi. 90 97 başlama tarihi olarak. Şöyle. Böyle ben buna sevdiğim şiirleri yazmışım. Yapıştırmıştım. Sözleri yazmışım. Of of of. Kız 97'de ben kaç yaşında oluyorum? Dört. Ondan sonra bunu da annem saklamış. Şimdi Asya buldu. Annem vermiş ona yani. Ondan sonra Öyle şöyle. nerede bitiyor? Şimdi Asya buna şiir yazmaya başladı. İki tane yazdım daha. Hem de kendi şiirlerini yazıyor Asya. Sana da sevdiğim Şimdi. şiirleri koparmışım, yapıştırmışım. Burada okuyorum. Peki. Arkasında bir tane varmış, onu da sen yazmışsın, onu. Güzel günler. Geçti artık o güzel günler. Artık uzak olduk o günlerden. Ama hiç unutmayacağım, emin ol lütfen. Uzaklaşma benden, yakın ol hep bana. Hiç gitme yanımdan, ayrılmayalım seninle. Arkadaş. Peki. El ele tutuşur arkadaş. İyi günde kötü günde yanında olur arkadaş. Unutmazlar hiç birbirini, severler aile gibi. Sevin hep birbirinizi, asla unutmayın. Benlik adam. Ayrılmayın hiç. Sevinç içinde yeniden doğun. Çok güzel. Sen mi yazdın bunları? Aferin benim Benim yazım. kızıma. Çok güzel. Herkeslere. Ben şimdi makyajımı sileceğim ve makyajımı silerken de sizle biraz sohbet edeyim dedim. Çünkü arkadaşlar bu birkaç gündür zaten yine hiç video çekemiyorum. Şöyle ki bütün haftadır aslında süre gelen bir diş ağrısı sorunum var ve hani hep böyle ufak tefektir diye hep atlattım.
Dişçiye gitmekten ben yani ne yazık ki çok ama çok korkuyorum. Ya böyle şey falan oluyorum böyle hani midem falan bulanıyor böyle korkudan o derece korkuyorum. O yüzden ne yazık ki son ana kadar atlatmaya, geçirmeye, görmemeye çalışıyorum. Ama birkaç gündür böyle vardı ve artık cumartesi günü gündüz böyle ağrıdı biraz ve sonra cumartesi ağrıdı böyle hafif böyle şey yaptı. Derken cumartesi akşamı arkadaşlar bir başladı. Anlatamam size. Cumartesi günü akşam saat 8.30'dan gece 4'e kadar 4 tane apranax içtim. İçiyorum. Hele ki böyle gece 12'den sonra böyle bir 2'de bir 3'te falan içtim yani o da o şeyde sıklıkta. Ama yani yok geçmedi bir türlü geçmedi. Ondan sonra gece şey yok. Ne derler ona? Nöbetçi dişçi diye bir şey. Nöbetçi der. Ne derler ona? Ya? Acil. Acilde dişçi falan yok. Neyse. Pazar sabahı oldu. Hemen onlara dedim. Bir tane dedim. Yani nöbetçi eczane bir şey bulmamız lazım. Neyse bulduk ama. Şöyle ki şimdi diş ağrıdığı için aslında zaten dişçiye gidilse bile malumunuz hiçbir şey yapmıyor. Antibiyotik veriyor. Eczaneyi aradım dedim böyle böyle hani belli bir şey antibiyotik alacağım. Antibiyotik dedi tabii ki doktor yazmadan veremem. Ondan sonra yok neyse sonuç olarak eşten dosttan oradan buradan antibiyotik buldum ve antibiyotiğe başladım. Şu anda saat 12 ve pazar akşamı. Dişim böyle hafif şey yapıyor. Allah'tan öyle bir ağrı yok şu anda ama hafiften böyle kendini belli ediyor birazcık. Her neyse ben şimdi yine bir Apranax içtim. Bugün ikinci Apranax'ım. Ay öyle yani. Sonuç olarak demek istediğim çok kötü bir hafta sonu geçirdim. Çok kötü ve hiçbir şey çekemedim çünkü dediğim gibi zaten birkaç gündür öyle çok kötü bir şey diş ağrısı ve o kadar keyifsizim, o kadar hiçbir şey yapmak istemiyorum ki anlatamam size. Öyle yani arkadaşlar. Bu hafta sonu vlog çekemedim. Hiçbir şey çekemedim. Çünkü dediğim gibi zaten hiçbir şey yapmadım. Ve yarın iş başı. Yağmurlar başladı. Salı günü soğuk havalar geliyormuş. İlk kar yağacak diyorlar İstanbul'a geleceğini. Çok zannetmiyorum ama. Bakalım. Hayırlısı. Evet, benden bu kadar şimdilik. Öpüyorum sizleri. Arkadaşlar biraz ağrımsızım vardı yani. Bu hafta zaten hiçbir şey çekemedim. Dediğim gibi hiçbir şey de yapmadım yani sonuç olarak. Evet. Benden bu kadar. Ben şimdi gidiyorum yatmaya. Dişim de çok şey olmadan çok ağrısı mağrısı tutmadan ben gideyim yatayım. Ve yine tabii ki sabah yine her zamanki gibi iş başı. Okul, iş. Yine başlıyoruz. Öptüm sizi. Hadi bay.